Mi minör bemol 2. Minör gamları az buçuk biliyorsundur. Mesela mi minör gamını bilir misin? Mi fa diye sol la si do re mi. Bu yürüyüşe mi minör gamı diyoruz. Mi fa diye sol la si do re. Bu notaları kullanıyorsan şarkı içerisinde ve bu nota örüntüsüyle çalıyorsan hep bu notalar geliyorsa şarkı mi minördür. Eğer karar sesi de mi ise normalde falar diyez olursa mi minör gamı oluyor. Ama bu şarkıda dikkat et falar diyez değil. Natürel fa geliyor. Bütün notalar aynı şekilde gidip ikinci basamak bemol olursa yani şu fa diyez bir bemol demek bir kalına çekmek demek. Diyezi natürele çevirmiş oluyoruz. Fa diyezden bir önce fa vardır çünkü gitarda. Dizimiz bu oluyor bak mi'den mi'ye natürel dönüş olmuş oluyor. Hiç diyez kullanmadan ki bu şarkı da öyle çalıyoruz. Re mi fa bak notalara bak. Burada en son dikkat edeceğimiz şey son ses durgunlaşma sesi mi. Bak şurada mesela mi ile bitiyor. Evet. Şarkının sonu hep mi ile bitiyor. Şarkının sonu anlamına gelmez normalde karar sesi ama bizim Türk müziğinde %95. Normalde karar ses şu demek. Kulağın durulduğu ses, kulağın çözülüme uğradığı ses. Yani buradaki mesela 7 tane ses var mesela her dizide. 7 tane sesin hangi sese çözüldüğüne karar seslenir. Kulağımızda öyle bir yapı var ki bu seslerin her birini birbirine göre konumlandırıyor. Bir tanesini çözülen ses yani mi sesini çözülen ses olarak algılıyor. Mesela sesler bu. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Üst miye çözülüyor. En tiz miye. Şimdi ben şunu yapsam. Mi, fa, sol. Havada kalıyor bak çözülmüyor. Sol, la. La da çözülür gibi oluyor. La dursam ama başka bir gam olacak. Minör gam oluyor orada mesela işte. La minör gam oluyor. Mi fa sol la. Yani dizi içerisindeki yedi sesa içinde bir dinamik var. Bu dinamikten bazıları çözülmeye elverişli. Bazıları hala yürüyücü, tansiyonlu sesler oluyor. Bunlardan en az tansiyonlu olanı, en çözünenine karar seslenir. Şarkılar her zaman çözülerek bitmez. Bazen tansiyonla biter, havada biter. Ama genelde işte Türk müziğinde çözülerek bitiyor. O yüzden Türk müziğinde genel yargı odur en sonundaki şeydir ama mesela bir pop müzik bir rock müzik baktığın zaman 3. dördüncü seste bittiği çok görülür. Ki başka seslerde bitirme o şarkının modal kararı denir. Yani modal olarak bitir, bitirmiş. Mesela şarkının ana sesi bir ya. Üçte bitiyorsa o şarkının üçüncü modunla karar verilmiş olmuş oluyor. Yani o şekildeki yapılar Türk müziğinde az olduğu için biz genel ifade olarak son notaya bakıp oradan karar verebilirsin diyoruz. Mide duruluyor şarkı. Demek ki dizimiz bu. Kullanacağımız malzemeler yani yemek yapıyorsak diyelim düşünelim ki yemek yapıyoruz. Yemeğin içine giren bir malzeme listesi var ya o bu olmuş oluyor işte. Mi, fa, sol, la, si, Doğru, bu reçete. Şarkının reçetesi. Şimdi buradaki nokta benim repertuarımda daha sonraki derslerde de çok görürsün. R telinin isim geliyor. Tamam mı? Her tele ben bir e, işaret atadım. Gitarın altı teli var ya. Altı teli altıncı tel, beşinci tel filan diye anlatmak zor oluyor biraz. Şu işareti gördüğün yerde R telini anlamaya çalış. R telinin mi'sinden başla demek istiyorum. Burada. Yani hangi mi ifadesi var ya bir de. Şu mi var bir de tizde mi var. Bunlardan hangisi mi? Şimdi burada karar mi'si re telinin ikinci perdesi olan mi olacak. Gitarın re teli dördüncü tel biliyorsun. Onun da ikinci perdesi Hı. mi. Aynen. O mi'yi kullanıyoruz. Hemen onun yanında re telinde bir de fa var. Üçüncü perde. Onu kullanıyoruz. Sol la si do re aşağı doğru gidiyoruz. En alt telin boş mi'sinde duruyoruz. Yani burada benim repertuarımda ben sana repertuarımı atacağım söyledim ya. Orada şu Noktalı gördüğün şeyler re telini gösteriyor. Şarkının taban notası re telinin re'si. Buradan da en aşağıda en alt telin fa'sına kadar devam edeceğiz. Vokalin aralığı re telinden başlıyor. Eğer bir kişi şarkı söyleseydi re telinin re'sinden yani şu re boş re. Re mi fa sol la si do re mi fa en tiz fa'ya kadar gidiyor. Bu aralık erkek ses aralığı kadınlar bu kadar tiz faya kadar çıkamaz. Çıkarsa da yani tam bu faa kadına pes gelir mesela tiz duyulmaz. Bu tonu ben erkek için kullanırım. Mesela bak bu bir teorik bilgidir ton seçimi açısından. Mi tonu bu şarkıda erkek tonu. Kadınlar bunu kapo 5'e filan takar la'dan okurlar mesela ya da tenorlar çok ince sesli bir kadın sesi gibi bir ses sen eğer kapoyla 3 yükseltirsin. Mi tonu ideal bir erkek tonu mesela. Bunu anlamak açısından şunu yazıyorum. Sadece onu demeye çalışıyorum ben. Şimdi şarkının dizisi şu olmuş oluyor. Normalde mi fa diyez diye geliyor ya mi minör dizisi. İkinci sesi bemol aldığın zaman şu fa'yı ikinci mertebeyi bemol yaptığım zaman fa yaptığım zaman dizinin adı frigin oluyor batı müziğinde minör dizide ikinci ses bemol olursa Frigin dizisi oluşur. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Natürel mi'den mi'ye dönüş olmuş oldu. Makam olarak Türk müziğinde karşılığı Kürdi makamı. Bak bu bilgiler önemli işte. Bunların çoğusu gitar kurslarında verilmiyor, bilinmiyor. Keşke bunlar verilse. Makam bilgileri Türk sanat müziğinde veriliyor. Bunlar da yabancıların kanallarında veriliyor. Türk kanallarında ikisinden de eser yok. Gitar kanallarında. Mahrum kalınıyor ya. Bunları vermeye çalışacağım özellikle sana. Frigin dizisi mi üzerinden düşünürsem. Başka dizilerde diyez bemolü gelecek. Mi üzerinden natural yürüyüşe verdiğimiz isim. Mi frigin mi fa sol la si do re mi oluyor. Ki bu aynı zamanda la minör dizisinin modudur. La minör la si do re mi fa sol la diye gider. Onu da belki bilirsin. La minör dizisini çoğu gitarist bilir. La minör nedir dersen la si do re mi fa sol la der yani. Doğru muyum? La minör dizisiyle aynı notaları kullanır. Mi frigin. Aynı notaları kullanan dizilere mod diyoruz. Mesela mi frigin yani bu dizi, la minör dizisinin 5. modu. Neden? Onu da açıklayayım. La minör şuradan başlıyor. Bir burası la minörde. 2 bu, üç bu, 4 bu, 5 de bu. Doğru mu? La minörde la si do re mi diye gidiyorsun. Şimdi burada biz şu mi'den başlıyoruz buradan ama geri mi'den başlıyoruz. Yani la minörün 5. mertebesinden başlıyoruz. La minörün 5. mertebesini 1 olarak kabul edip oradan yürüyoruz. O yüzden bu diziye la minörün 5. modu denir. La minörle aynı notaları kullanıp 5. mertebesinden kendi kendine dönen diziye la minörün 5. modu olan Frigin dizisi denmiş oluyor. Bunları zamanla tabii çok çok tekrar ede ede kafada oturtacağız. Şimdilik sadece algılayalım. Kürdi makamı da denir buna Türk müziğinde. Kürdi makamının özelliği efkarlı olması. Ne kadar bir diziye bemol ses girerse, bemol mertebe, o kadar efkar miktarı artıyor. Bunu anlamam için benim sana vermem gereken bir aralık bilgisi var. Batı müziği 12 sesten oluşur. 12 sesli bir saat gibi. Hatta ben onu sana bir tane şöyle bir şey var. Benim hazırladığım bir döküman var. Onu paylaşayım. Şimdi batı müziği bir saat gibi. 12 boncuklu bir bilezik gibi. Şuradan burayı bir sayarsak. Şunu bir sayarsam ben. Buradan toplamda bak 2, 3, 4, 5, 6 saydığında 12 tane boncuk var. Ben her birine, şundan her birine eğer mertebe atamak istersem şöyle oluyor Batı müziğinde verilen mertebeler. Akorlar bu mertebelerden kuruluyor. Bunlardan bak bunlar Lego gibi. Bunlardan topluyorsun mesela 1, 3, 5 toplarsın majör akor olur. 1, bemol 3, 5 toplarsın minör akor olur. 1, 3, 5 7 toplarsın maj 7 ile akor olur. Bütün akor formülleri buradan çıkıyor. Şuraya koyduğun sesten sonra bütün sesleri sıralayarak gidiyoruz. Mesela burası la olsaydı. Bemol ikinci ses si bemol oluyor. Hemen bir sonraki perde. İkinci ses si oluyor. Bemol 3 do oluyor. 3 do diyez oluyor. 4 re oluyor. 5 mi bemol oluyor. Bemol 5. 5 mi oluyor. Bemol 6 fa oluyor. 6 fa diyez oluyor. Bemol 7 sol oluyor. 7 de sol diyez oluyor. Ha, şimdi bak güzel bir şeyler çıktı burada. Dediğim gibi bunlar mertebeler. Ben dizileri de akorları da her şeyi bu mertebelerden çıkartıyorum. Mertebe bilgisi işin temeli. Mesela ben az önce ne dizisi kurdum? Frigin dizisi kurdum. Tepe yerden başlangıç kabul edelim tamam mı? Öyle yürüyelim ki saat yönünde ilerleyip kendine döndüğünde başa dönsün. Başlangıç sesi mi olursa bu fa oluyor. Bu fa diyez oluyor ikinci ses. Sol oluyor, sol diyez oluyor. Peki mesela sol bemol olmuyor da fa diyez oluyor mesela. Heh, neden öyle oluyor? Bak bu bir ya. Bu bemol ikiydi değil mi? Bu da ikiydi. Bu ise bemol üçtü. Üçle ikinci ses birbirinden farklı olması lazım ses adı olarak. Bak bu iki ise bu bemol iki olacak. İki ve bemol iki ikisi de fa olacak. Üç ise başka bir nota adıyla olacak. Mertebe değişirse nota adı da değişir. Yani bu isimlendirme mertebelerin isimlendirilmesiyle alakalı. Mertebe buraya bemol 2 dedik ya bak şuradan. Bemol 2 ve 2. Iki. Bu ikisi aynı nota cinsinden olacak. İki cinsinden olacak. Bemol 3 ile 3 aynı nota cinsinden olacak. Bemol 5 ile 5. Bemol 6 ile 6. Bemol 7 ile 7. Çünkü batı müziğinde şu demektir. Bemol demek buradaki nota bemole çekilmiş demektir. Yani bir şarkı içerisinde bir dizi içerisinde bemol 2 varsa bemol 2 mertebe 2 yoktur. Çünkü 2 iki bemol 2'ye çekilmiştir. Aslında bemol burada sıfattır. 2 burada bemol olarak gelmiş demektir yani. Evet. Mesela mi geliyorsa mi'den sonra önce bir fa cinsinden bir şey kullanılması lazım. Sol kullanılamaz direkt. Sol bemol. Mesela buraya sen sol bemol niye demedik dedin. Diyelim ki sol bemol olsaydı. Şarkıda da bemol 2 hiç olmasa direkt buradan buraya atlasa 2'ye birden 2'ye dizi. Bir gez dese mesela mi dese sol bemol dese hiç fa olmaz şarkıda. Hiç fa kullanamazsın. Hep yani, mi'den direkt sole gidersin. Hatta ileride de bir de bir de bu gelir. Hem sol hem sol bemol olmuş olur. Her notadan her mertebeden bir rakam olduğu gibi her notadan da bir adet kullanılması lazım ki dizi olsun. Yoksa dizi diye bir şey kalmıyor. Merdivenin birinci basamağından üçünü atlamış oluyorsun. İki yok arada. Mevzu o. O sistemi kurmaya çalışıyoruz. Şimdi bu yüzden ben bak karşılaştırıyorum direkt. Burayı da yazayım da. Sol la si bemol mi fa hep, hepsini yazmış mıyız? Si do do diyez. R, R diyez. Bak mi'den yazınca da böyle yürüyor. La'dan ve mi'den bilmek çok önemlidir. Çünkü gitar la ve mi telleri kalın teller olduğu için. Özellikle e, natural tonların çoğusu la ve mi üzerinde denk geliyor. Bak mesela şuradan bak. Burayla karşılaştırarak gideceğim. Biz neyi yürüdük? Mi, fa, sol, la, si, do, re mi? Natural yürüdük. Diyezleri hiç almadık. Yürüdüğüm mertebeler şu oluyor. Mi bir. Mi bir. Fa bemol iki. Sol bemol üç. La 4, Si 5, Do bemol 6, Re de bemol 7. Bemolleri neden yazıyorsunuz hocam? İşte bak şundan dolayı yazıyorum. Buradaki mertebeler var ya 1 bemol 2 bemol 2 bemol 3. Dedik ya batı müziğin isimlendirmesi bu. Buradaki hangisine denk geliyorsa onu yazdım bak. Bak şuraya mi? Bak buradan karşılaştırıyorum. Şunu yukarı alayım ben. Şimdi bak ben buraya nota atadım zaten. Batı müziğin normalde şeyi bu. Sistemi bu. Sisteme ben diyorum ki ilk nota mi olsun. Yukarıdaki tavandaki mi, bir mi olsun. Ona göre de hepsi şekilleniyor. Ve bu topladığım notalardan mi fa sol la si do re'yi istiyorum ben. Şarkıda onu kullanıyoruz çünkü fikrimin ince gülünde. Şarkıda kullandığımız dizinin hangisi olduğunu bulmaya çalışıyorum. Şarkıda kullandığımız dizideki bu mi fa sol la si do re'nin basamak numaraları bunlar çıkıyor bak. Şuradan değişimi gör bak. Bir dik bir mi. Bemol iki fa. Bemol üç sol. 4 la öyle gidiyor. Orada gelen numaraları buraya yazdım işte. Bemollerini yazdın sorusunun cevabı o. Tamam? Yani bu formül işte çıkardım şu 1 bemol 2 bemol 3 4 5 bemol 6 bemol 7. Bu aralıklarda gelen notaları topladığın zaman bu formüle frigin dizisi diyoruz işte. Orada yazdım frigin şunu ifade ediyor.